Merhaba. Selamlar. Selamlar. Biz şimdi Göller Bölgesi gezimize başlamış bulunmaktayız. Ve telefonumuz çalıyor. Annem aramış, merak ediyor tabii ki. Yoldayız şu anda biz. Göller Bölgesi'ne gidiyoruz. Isparta'da, ya oraya biz birçok defalar gittik. Kovada Gölü'ne gittik, Eğirdir Gölü'ne gittik. Yazılı Kaya Kanyonu'na gittik, evet. Vesaire. Şimdi bugün Kovada'nın sağ tarafına düşen Sütçüler'deki Sağrak Köyü'ndeki Adada Antik Kenti'ni görmek istiyoruz. Bir türlü orası kısmet olmamıştı. Evet. Adada'dan sonra yukarıya doğru Eğirdir Gölü'ne doğru gidip gelen dosttan sağ tarafa Yalvaç'a, halkın deyimiyle Yaleveç'e gideceğiz. Evet. Yaleveç'te de Pisidya Antakyası isimli antik kenti gezeceğiz inşallah. Evet. Bugün artık oradayız, o bölgelerdeyiz. Evet. Sonra yarın da inşallah Şarki Karaağaç, oradan Yenişar Bademli. Beyşehir Gölü'ndeki adalara bakacağız, bakabiliyorsak. Evet. Bunlar Beyşehir Gölü tarafında oluyor artık. Ve Kızıldağ Milli Parkı var, harika bir yer arkadaşlar. Ben fotoğraflarına aşık oldum. Müthiş mavi sedir ağaçları varmış orada. İnşallah yarın da onları göreceğiz, size de göstereceğiz. İyi yolculuklar size. Bye bye. Milli Park'ın sınırları gibi oldu. Kanyon alttan geçiyor. Tabii şu an kuru. Kış mevsimini geçtikten sonra karlar eriyince buradaki manzara da güzel. Selam. Adada Antik Kenti'ne geldik. Burası Sütçüler'in Sağrak Köyü'nde. Isparta'ya ait bir yer. Çok güzel bir antik kentmiş. Bayağı ayakta kalabilmiş yıllarca. Milattan önce 2. yüzyılda kayıtlarına ulaşmışlar buranın. Eski ismi Artemidoros. Artemidoros. Aynen. Çeşitli tapınaklar var. Hepsi ayakta kalmış. Şöyle bir girişi var. Şu anda tabii görevliyi göremedim ama. Görevlimiz şu an yok ama var. Yani motoru falan burada. Evet. Muhtemelen evi de buradadır onun zaten. Buralarda takılıyordur. İmparatorlar Tapınağı burada en çok güzel olan. Trainus Tapınağı'ymış. Başka? Zeus ve Serapis tapınakları da varmış. Gelin bakalım, evet. Hadi. Evet, bu taşlar güzel, hakikaten hoş. Şey olarak benim de hoşuma gitti. Antik kent olarak. Amfimiz de güzel. Amfi güzel olmuş Edoş. Burada bir konser verelim. Hemen. Biraz dikenli bitkiler var. Eşofman altı ya da pantolon lazım. Şortla gezilmez. Antalya'dan sadece 2 saat uzaktayız. Gelin. Evet. Ama ortalık çok güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor. Evet. Ortalık. Adada Antik Kenti aynı zamanda St. Paul yürüyüş yolunun da üstünde yer alıyor. Biliyorsunuz bu yol Perge ya da Aspendos'tan başlıyor. Likya yolu gibi aynen çok popüler bir yol olmaya başladı. Aziz Pol zamanında buralarda yürüyüp özellikle Pisidya bölgesinde Hristiyanlığı yaymış. Adanın kalan yapıları burada. Şimdi bunlara bakıyoruz, kalan yapılara. Her tarafta eşek ve at boku var. Zaten ya, eşek ve bok atlar demesek, da var. Gübre pardon desek. Sonra diyorlar var ki, sonra şey diyorlar çünkü. Çok ayıp konuşuyorsunuz lütfen. En azından faydalı bir şey. Yani bok değil, tezek. Faydalı. Ya da gübre. Bunun
Bunlar muhtemelen tapınaktır. Böyle büyük yapı olduğu zaman ya kral mezarı oluyor ya tapınak oluyor. Vay, imparator tapınağıymış. Bak nasıl bildim. Tapınak gerçekten ayakta gözüküyor Mert, bayağı. Bayağı adamlar bunu 2000-3000 sene önce yapmış, hala duruyor. Bizim 50 yaşındaki binaların hepsi çöküyor. Üzerinden 1000 tane deprem geçmiş, hala sağlam. Bir de diyorlar ki yapı denetimi. Yapı denetimi istiyorsan alacaksın iyonlara, yaptıracaksın yapı denetimini. Eski Romalılar. Adamlar daş dizmiş, daş. Daş sayesinde ayakta duruyor hepsi. Ayakta. Aslan gibi duruyor hepsi. Yaşa yaşa basma. Şimdi size kapıyı göstereceğim. Adamlar öyle güzel bir kapı yapmış ki. Vallahi jilet gibi duruyor kapı ya. Şuna bak. Bildiğim kapı ya. Neredeyse. Bayağı ihtişamlı yani. Böyle kim giriyorsa artık. İmparatorlar. İmparator, imparator. İmparator. Bakınız duamız güzel. Öteki tapınağa bakalım. Hadi. Burası da İmparatorlar ve Zeus Tapınağı. Kocaman Korint yapısında yapmışlar. 4 sütunlu prostilos planlıymış. Bayağı kocaman. O zamanlar imparatorları tanrı yerine koydukları için tanrı imparatorlar hep birlikte adı geçiyor, dikkat ettiyseniz. Evet, şimdi çok güzel bir yerde durduk. Bakın burası ağaçlarla komple kapalı. Böyle güzel yapmışlar. Ve bir adet köşk. Çok hoş duruyor. Şimdi Mert ne yapıyor? Şu an elimde iki adet görmüş olduğunuz bidonla, klasik Türk uygulaması olan şuradan akan suyla doldurma operasyonunu yapacağız. İnekçikler, inekçik. Her yerde inek var. Bakın şu anda biz neredeyiz? Burası neresi Mert? Denize mi getirdin bizi? Denize mi geldik acaba biz? Isparta'nın denizi. Tabii ki de burası Eğirdir Gölü. Bu gölde çok güzel bir yarım adacık var. Üstünde de yerleşim yeri var. Oteller vesaire. Restoranlar. Biz orada zamanında kalmıştık. Artık oraya gitmedik. Biz gelen dost tarafına gidiyoruz şu anda. Küçük mendirek içini çektik mi acaba? Çektim ya. Çok şirin. Mendirekçik. Şimdi Yalvaç Müzesi'ne geldik en sonunda. Nasılydı sana Edoş? Güzel. Etrafta bulunan şeyleri gezeceğiz burada. Burası geniş bir alana yayılmış, evet, antik kentler mevcut. Mesela şu Tokmacık'ta bir sürü fosil bulunmuş, kemik bulunmuş eski hayvanların, mamutların vesaire. Bayağı geniş. Hoyran Gölü'nde de güzel böyle adamada var. Burada işte taş devrinden başlıyor da işte Türk dönemine kadar gidiyor. Bak. Ha? Neler bulmuş? Gergedan, at. Ha, bunlar ondan kemiği mi? Evet, mamut. Kocaman kocaman kemikler. Başka yine horn.
Oo, şunun kafatasının büyüklüğüne bak. Uf. Amma büyükmüş. Oturan köpek heykeliymiş. Burada da Yalvaç evini gösteriyor. Keyifliymiş. Yani bu da Aziz Folyolu, Hristiyanlık dönemi. Yani bu şekilde çıkanları sergilemişler müzede. Bir de asıl şurada da güzel fotoğrafları var. Şöyleymiş yani. Büyükmüş gayet. Bir de burada da Pisidia'yı Augustus Tapınağı şeklinde. Bayağı görkemliymiş Eda abi ha. Hakikaten. Bayağı artizliymiş. Ha. Dur onu çekeyim ben. Şimdi bu Aziz Pol birçok yeri yürüyor Hristiyanlığı yaymak için. Daha önce de birçok yerde denk geliyoruz. Bizim Antalya civarında. Mesela işte Antalya Parkı böyle yürümüş yani. Eğirdir. Bizim geçtiğimiz yollardan evet. Buradan işte. Kozan Pedeli Sos da öyleydi zaten. Tabii. Eğirdir. Oralarda da vardı. Bugün ama aynı yer. Bayağı Türkiye'yi bakın gezmiş yani. Bakın Pisidia Parkı'sı. Evet. Yalvaç'a ilk geldiğinizde hemen Anlatan Meydanı'na gelin. Anlatan Meydanı'nda her şeyi anlatıyor. Yalvaç'ta gezmeniz gereken yerler var. Anlatsın bakalım nasıl zaten anlatıyor. Zaten ilk Atatürk karşılıyor bizi. Evet. Dört bir tarafında işte Devlet Han Camisi. Aynen cami var, şey var. Burada antik kentleri anlatıyor. Ortaya da Atatürk'ü koymuşlar. St. Paul Kilisesi. Her sütunda bir tane ifade var. İşte örneğin. Çınaraltı Meydanı. Burada şöyle bir ifade var. Hemen kutsal alanı. İşte. Yalvaç Müzesi. Görebildiklerim bunlar. Evet. Bu şekilde bir meydan. Şu anda yine biz hacı oluyoruz. St. Paul'ün önemli kilisesi burada. Pisidia Antiochia yani evet. Pisidia Antakya'sı. Pisidia Antakya'sına giriyoruz. St. Paul buraya 3 kere geldiği için hacı oluyor. Artık burası yani çok önemli bir dini evet. Merkez kabul edilmiş. Hadi bakalım. Şimdi bizde hep bu sıkıntı oluyor arkadaşlar. Evet. Böyle bir yere geldiğiniz zaman maalesef saat 5'te kapandığı için kış vakitlerinde hep böyle bir alelacele. Hatta giremiyorduk. Seninlerle. Neredeyse. Adam hani 20 dakikanız var gibi uyardı yani hani. Şurada bir yol mevcut. Belli burası yolmuş. Mahalle. Ana mahalle buraymış. Hocam burası mahalle mi? Ana yol gibi duruyor. Antakya mahallesi. Burası yol. Buradan bir yol gidiyor. Döne döne. Evet şu an tiyatro binasına geldik sayılırlı. Değil mi hocam? Evet. Bakınız. Görmüş olduğunuz üzere gladyatörler de savaşmış. Gladyatörlerin savaştığı ünlü mü ünlü bir tiyatrodayız. Hem arena hem tiyatro. Şurası sanatçı kulisi. Bu şekilde evler var. Artık ev mi? Dükkan mı? Ticari mi bilmiyoruz. Burası ana caddemiz. Evet burası Maximus Caddesi. Maximum kredi kartı değil Maximus Caddesi. Bunlar da nereye gidildi? Caddelerimiz güzel, bakımlı. Evet, burası merkezi kiliseymiş zamanında. Şimdi şöyle üçe ayrıldı. Aşağıda da gezenler var. Meydan dediğim böyle olur. Tertemiz. Evet, şimdi bu tapınağın çıkışı 12 basamakla çıkılıyormuş. Ondan sonra artık tapınaktayız. İşte geldik. İmparator Augustus'un kocaman tapınağı. Daha kazılması gerekiyor bence sence. Bence de o. Daha sütunların başı gözüküyor. Başı gözüküyor evet. Tapınak. Çok hoş. Ve güzel bir tapınakmış. Geriye kalanlar bunlar. Evet işte tapınak ve sütunları. Bu da böyle değişik ev oyuntuları galiba ya da artık başka bir şeyler var. Kerpiç. Cadde meydan. Gördüğünüz gibi baya baya meydanlı ve caddeli bir yer. Büyük. Şöyle bir havuzlu bir yolu var. Eminim hoş bir yerdir yani. Şekilde devam ediyor. Burada da bir yapı var. Gayet büyük bir yapı. Üst kısmı bu şekilde.
şöyle bir girişi var. İçeride sütunlar varmış. Gördüğünüz gibi burada artık çocuk mu yıkıyorlar, konuşmalar mı yapılıyor, neler olmuyor neler. Şu anda Anadolu'nun en gizemli tanrılarından olan Men. Men'in tapınağındayız. Çok değişik bir tanrı kendisi. Özellikle İç Anadolu'da, Batı Anadolu'da çok tapınımları olmuş. Mezopotamya'ya kadar uzanıyormuş. Yalnız bu Men tapınağının olduğu yer oldukça zor bulunuyor. Yani Yalvaç'ın güneydoğusunda deri fabrikası var. Eski deri fabrikası. Onun yanından gireceksiniz. Ve sürekli tepeye tepeye çıkacaksınız. Yolu biraz sarp. Yürüyüş, bisiklet ve motor için gayet uygun. Tabii jipe de uygun. Ay tanrısı yoksullara ve düşkünlere yardım edermiş. Sağ olsun, bize de yardım etsin inşallah. Biraz şu tarafa ilerleyelim. Buradan çıkarılmış olan eserler, özellikle ay tanrısını simgeleyen hilal ve ay, ayın o ince halini simgeleyen heykeller genelde hep Yalvaç Müzesi'nde. Buraya gelmeden önce oraya gezmenizi tavsiye ederim. Mert, bu taraf daha güzel. Süleyman Demirel Üniversitesi kazılarını yürütüyor buranın. Ama dediğim gibi hiçbir tabela, hiçbir şey yok. Yalvaç bayağı aşağıda kaldı. Gün battı. Ve yakışıklı merdivenlerimiz var. Bayağı 4 tane ağaç var orada. Şimdi bu 14. yüzyıl Selçuklu Camii, Devlethan Camii buranın adı. Hala aktif olarak kullanılıyor. İşte Devlethan Camii'ni bir de böyle bakalım. Gayet büyük. Burası da Yelevich'in meydanı, Çınaraltı meydanı. Niye Çınaraltı deniyor? Çünkü çok eski çınarlar var. Böyle meydanlar çok tatlı olur. Genelde ahali buralarda vakit geçirirler. Gayet de keyifli gözüküyor. ...820 yaşındaymış ağaç.